İş dünyasındaki başarılı girişimci kadınları, iş kadınlarımızı tanımaya devam ediyoruz. Bu kez karşımda 360 İletişim kurucusu Seçil Şendal var. Şimdi hemen hızlıca sizi tanıyalım istiyorum. Ben İstanbul'da doğdum. İstanbul'da şanslı bir aileye doğdum. Üç kuşaktır kadınlarının çalıştığı bir aileye doğdum. Anneannem, annem, teyzem ve ben çalışan kadınlarız. Dolayısıyla hayatta aslında kadınların çalışmasının çok inanıldığı, kadınların çalışmasına fırsat verilen bir ortamda büyüdüm. Ve hep de çok eşitlikçi olduğunu düşünerek iş hayatına atıldım. Sosyoloğum ben. Boğaziçi'nde sosyoloji okudum. Ve o dönemlerde aslında sosyolojide toplumsal cinsiyet eşitliğini konuştuğumuz yıllarda ben kendi hanemde gördüklerimden böyle bir sorun yok diye düşünüyordum. Ardından kadın dergileri ve televizyon programlarında çalıştım. Yaklaşık bir 10 sene farklı yayınlarda yöneticilik yaptım. Hem televizyon tarafında hem aynı zamanda dergi ve gazete tarafında. Sonrasında kendimi kurumsal hayatta buldum ve kurumsal iletişim yöneticiliği yaptım uzun yıllar. Üç farklı Türkiye'nin önde gelen şirketinde. 2008 yılı benim için bir dönüm noktası oldu. 2008'de kurumsal hayattan ayrıldım ve 2 yıl tamamen gönüllü olarak Darüşşafaka Cemiyeti'nde görev yaptım. Bu yıllar bana sosyal fayda iletişiminin ne kadar kıymetli olduğunu ve aslında sosyal faydaya, sosyal iyiliğe gönül vermek gerektiğini de çok net gösterdi. 360 iletişim böyle tohumlandı ve 360 iletişimi 2010 yılında kurdum. Biz sosyal fayda projeleri geliştiren, onları markalar için yöneten bir kurumuz. Eş zamanlı olarak da bu alana dair, iletişim alanına dair eğitimler veriyoruz ve seminerler düzenliyoruz. Peki 360 iletişimi neden kurdunuz? Hangi ihtiyaçtan kaynaklandı ve hangi çalışmaları yapıyorsunuz? Biz sosyal iyiliğe ses vermek istiyoruz. Dolayısıyla sosyal iyiliğe odaklanan liderlerin, şirketlerin sesi olacak projeler geliştiriyor ve bu projeleri yeri geldiğinde uluslararası fonlar, yeri geldiğinde özel sektör tarafından destekleyerek hayata geçiriyoruz. Bir diğer yaptığımız iş ise bunların iletişimini eğitimlerle de destekliyor olmak. Peki şimdi sosyal iyilik dediniz, sosyal sorumluluk anlıyorum ben. Hani sosyal sorumluluk, sosyal iyilik farklı mı? Ve şirketler bu projeleri yaparak aslında taşın altına ellerini mi koymuş oluyorlar? O sosyal iyilik kavramı nedir? Biraz açabilir misiniz? Şirketler artık amaç odaklı olduklarında başarıya ulaşıyorlar. Şirket itibarının çok önemli noktalarından biri amaç. Amaç da her şirketin gitmek istediği bir yol var. Bir yandan da ihtiyaçlar var. Ortasında ise şirketin amaçları tanımlanıyor. Şimdi bu şirketin amacı kendi işini yapmaya devam ederken bir yandan da toplumda bir şeyleri değiştirmek ve dönüştürmeye de fırsat yaratmalı. Bu alanın sosyal iyilik olduğunu ve bu iyiliğin sadece iyilik yapmak değil, geliştirmek, iyiye doğru götürmek olduğunu da inanıyorum ben. Anlamı olan işler yaptığınız zaman toplumsal değişikliği yaratmak da çok daha mümkün oluyor. Şunu görüyoruz, hani eskiden çok tek tük nadir projeler gerçekleştirilirdi ama şimdi herhalde bu tür projeleri yapmayan şirket yok gibi. Bu değişimi neye bağlıyorsunuz ve bu artış neden kaynaklanıyor? Toplumsal sorunların çözümü için aslında şirketlerin de bunda sorumluluk hissettiklerini gösteren bir tablo mudur? Ne dersiniz? Ben çok sevindirici buluyorum açıkçası ve ümit ediyorum ki her geçen yıl şirketlerin bunun için ayırabildiği fonların oranı da artar. Şu yüzden çok ümit verici buluyorum. Aslında bu gerçekten neye anlam katmak istediğinizle çok yakından ilişkili ve şirketlerin anlam katabilmesi, onların iyileştirme, topluma iyilik etme süreçlerini bir yandan devam ettirirken bir yandan bence kendi çalışanları için de bu şirkette neden çalışıyorlar ya da kendi tüketicileri için de neden bu şirketten ürün alıyorum sorularına yanıt verir hale de geliyor. Yani yapılan işe anlam katıyor. Ben bu anlam arayışının, bir amaç odaklı iyilik arayışının toplumda gittikçe daha kıymetli olduğuna inanıyorum. Ve şirketlerin de birbirlerine örnek olduklarını düşünüyorum. Eskiden iyilik yap söyleme vardı. Şimdi
Tam tersi olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü her şirket bir diğerinden ilham alıyor ve bu ilham daha büyük iyiliklere vesile olabiliyor. Dolayısıyla kurumların bence bu iyi taraflarının daha fazla seslerinin çıkması lazım. Peki yaptığınız projelerden, çalışmalardan örnekler verebilir misiniz ve bu projeler topluma nasıl bir fayda sağladı? Çok farklı şirketlerle çalışma fırsatı oldu bugüne kadar bizim için ve uzun vadeli işbirliklerinin de anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü sosyal fayda projeleri ne kadar uzun süreye yayılırsa o kadar kıymetli ve iyi. Bunların arasında en uzun süredir sürdürdüklerimizden bir tanesi finansal okuryazarlığın desteklenebilmesi amacıyla yaptığımız Tebaali Akademisi. TEB ile birlikte Türkiye genelinde 6,5 milyon kişiye bugüne kadar finansal okuryazarlık eğitimleri verilmesine aracı olduk. Ve burada bir tarafta Milli Eğitim Bakanlığı, bir diğer tarafta Türkiye Belediyeler Birliği, bir diğer tarafta üniversiteler iş paydaşlarımız haline geldi. Çok önemli olduğunu düşünüyorum finansal okuryazarlığın özellikle de kadınlar ve gençler arasında yaygınlaştırılması. Benzer bir şekilde 3 yıldır sürdürdüğümüz Anadolu'nun Kadın Gücü adlı bir yarışmamız var. Burada üreten ve ürettiklerini pazarla buluşturmak isteyen kadınlara müze mağazaları fırsat tanıyor. Böylece hem kendi ürünlerini Türkiye'de hem de yurt dışında tanıtma fırsatları oluyor. Benzer şekilde Hamdi Ulukaya Çobani ile bir dönem çalışma fırsatımız oldu. Onların da özellikle mültecilerle ilgili yaptıkları projelerin çok ses getirici olduğuna inanıyorum. Hem Türkiye'de hem dünyada. Benzer şekilde Avrupa Birliği'nin farklı projelerinde yer alıyoruz. Bunların arasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin kurumlar içerisinde yaygınlaştırılması ve cinsiyet eşitsizliğine dair sorunlara çözümler bulmak çok inanarak yürüttüğümüz projelerin arasında yer alıyor. Benzer bir şekilde temiz hava herkesin hakkı ve temiz havanın yaygınlaştırılabilmesi, temiz hava kavramının üzerinde konuşulabilmesi için yine bir Avrupa Birliği projesi yürütüyoruz STEYER adıyla. Benzer bir şekilde Kilis'teki mültecilerin sağlığı için bir devlet hastanesinin iletişiminde görev alıyoruz. Dolayısıyla aslında markalarla yaptığımız çalışmalar kadar Avrupa Birliği'nin Türkiye'de farklı bakanlıklarla birlikte yürüttüğü ya da kendi nezdinde oluşturduğu projelere de yürütücü olarak ve proje liderliği olarak destek veriyoruz. Siz iletişim konusunda bir uzmansınız ve Türkiye'nin önde gelen uzmanlarından birisiniz. Özellikle sormak istiyorum sizi bulmuşken. Şimdi pandemi nedeniyle bütün iletişimimiz evrimleşti, şekil değiştirdi. İşte sizinle biz yüz yüze görüşmek yerine Zoom üzerinden bu röportajı yapar hale geldik. Ama bir tarafıyla da dezavantajı var. Anladığımız, bildiğimiz, bizi biz yapan, insan yapan o yüz yüze dokunarak, yüz yüze gelerek yaptığımız iletişimden de mahrum olduk. Bu dönem Doğru. bizi nasıl etkiledi? Sizin deneyimleriniz ışığında gözlemleriniz neler? İletişim olarak dezavantajları, avantajları neler oldu bu pandeminin getirdiği, bize kattığı ya da kaybettirdikleri? Zor soru çünkü bence hala içinden geçiyoruz. İçinden geçerken somut olarak yanıtlamanın aslında zor olduğunu düşünüyorum bu soruyu. Bizim bir de eğitim şirketimiz var. Ben uzun yıllardır iletişim alanında da eğitimler veririm. Belki 20 yıl oldu. Orada sıklıkla yanıt aradığımız konulardan biri bu. Avantajlı olduğunu düşündüğüm yanı şu. Aradaki mesafeleri kaldırdı. Aradaki mesafelerin kaldırılması da eşitlikçi yaklaşımları çok daha fazla arttırdı. Yani uluslararası bir organizasyona katılmak istiyorsunuz diyelim ki. Hem bütçe ayırmanız lazım hem zaman ayırmanız lazım. Dolayısıyla İkisini birden ayıramıyorsanız siz o organizasyonun bir parçası olamıyordunuz ve fikirlerinizi her ortamda paylaşamıyordunuz. Dolayısıyla ben bu eşitlikçi yanını çok beğeniyorum. Keza çok severek söylediğim şeylerden biri şu. Eskiden büyük toplantı masalarında bir araya gelirdik ve o toplantı masalarının başında oturan kişiler toplantının liderleri olurdu. Dolayısıyla aslında unvan oturulan yerden de güç alarak devam ederdi. Bu da ortadan kalktı. İşte böyle çevrim içi toplantılarda herkes birbirine eşit, her kutu birbirinin yanında. Dolayısıyla hiçbiri bir diğerinden ne daha büyük ne daha önde. Kim söz alıyorsa onun sözü önde. Dolayısıyla içeriye daha fazla odaklanıldığını,
şekilden daha çıkıldığını düşünüyorum iletişimde. Bunun da çok kıymetli olduğu inancındayım. Zor olan noktası şu, mevcut ilişkileri böyle yürütmek tabii ki daha kolay. Çünkü tanıdığınız, bildiğiniz ve kültürünü koklayabildiğiniz, kültürünü tanıdığınız yapıların içerisinde bu iletişimi sürdürmek mümkün. Bir yandan da evet bizler kişisel teması çok seviyoruz. Dolayısıyla o öncesinde bir kahve içmek. Sadece toplantı esnasında değil, toplantıdan çıktığınızda birlikte bir kahve içerken, merdivende giderken yapılan konuşmaların işin etrafındaki kişiyi tanımaya ve o kurumu tanımaya büyük bir fırsatı vardı. Böylece aslında özelleştirmek, kişiselleştirmek de daha kolay oluyordu. Şimdi içeriğin daha iyi brief verilerek yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şirketler açısından zor olan kısmının ya da insan ilişkisi açısından zor olan kısmının yeni tanışıklıklar olduğunu düşünüyorum. Bizim mesleğimizde o yüzden daha çok brief alabilmek, daha çok dinlemek ve hani o toplantının sadece kendisinde değil, toplantının öncesinde, sonrasında, kuruma girip çıktığınızda o kurum kültürünü soluyarak düşündüğünüz, birlikte geliştirdiğiniz kısımların daha net aktarılması gereken bir sürece geçtik. Bunun da araştırmayı daha derinleştireceğine, daha araştırma temelli işler yapacağına, öngörünün araştırmadan daha çok geleceğine ve kurum temsilcilerine de briefleri daha somut verebilmek için kendilerini daha somut anlatacak ortamlar yaratmak gerektirdiğine inanıyorum. Peki şimdi sizi ben yıllar öncesine götürmek ve şirketinizi ilk kurduğunuz zamanı hatırlatmak istiyorum. O zamanları hatırladığınızda bir kadın olarak hangi sorunları yaşadınız? Çünkü girişimci kadınların önlerinde çok fazla rol model yok. Herhalde 2010 bu yıldan çok daha geriydi. Rol modeller yok, neyin nasıl yapılacağını bilmek yok. Bilgi eksiklikleri çok fazla, bilgiye bu kadar kolay erişim yok. Siz kadın olmaktan kaynaklı hangi sorunları yaşadınız ve ayrıca sizin gözlemleriniz neler? Girişimci kadınlar hangi sorunları yaşıyorlar iş hayatında? Şimdi ben çok uzun yıllardır çalışıyor olduğum bir alanda iş kurdum. Dolayısıyla aslında bilgimi bir kurumun içerisinde, kurumsal taraftan geliyorum ben, paylaşırken daha çok şirkete paylaşabilmek amacıyla böyle bir işe başladım. O yüzden çok somut aslında işin kendisine dair bir zorluk yaşamadım. Ben girişimci olmakla ilgili zorluk yaşadım. Girişimci olmakla ilgili zorluk yaşadım derken, kurumsal hayatta bana demişlerdi ki aslında girişimci olduğun an itibariyle ay başının anlamı değişecek senin için. Eskiden hani maaşının yattığı, dolayısıyla banka hesabının dolduğu günken şirket banka hesabının boşaldığı güne gelecek ay başı. Gerçekten de öyle oldu. Dolayısıyla nakit akışı konusu benim için zorlayıcı bir unsur oldu uzun süre. Çünkü benim tek bir bildiğim nakit akışı vardı. Ay başında maaş yatar, işte kişisel harcamalar, deyin ki kiralar, kredi kartları, ödenmesi gerekenler içinden yapılır. Ancak tabii iş hayatında ödemeler söylendiği günde olamayabiliyor. Dolayısıyla söylendiği günde ödemeyi alamadığınız an itibariyle siz ödemelerinizi aynı günde yapmak zorundasınız. Dolayısıyla bu nakit akışı konusunu idrak etmem bayağı zaman aldı ve ben büyük bir sermayeyle bu işe girmemiştim. Dolayısıyla sermayeden kullanarak o nakit akışını dengeleyebilmek de benim için çok mümkün değildi. O kısmı gerçekten zorlayıcı oldu. İkincisi, ben yönetici olarak son görevimi bırakmıştım. Dolayısıyla bazı şeyler benim için kolaylıkla hallediliyordu. Yani işte diyelim ki bir seyahatin lojistiğini organize etmek, uçak biletini almak, deyin ki randevuyu almak, oraya gidecek aracı ayarlamak, şoförümüzün koordine edilmesi gibi aklınıza gelebilecek işin dışındaki her şey bir yanında lojistik. İkinci tarafında da finansal muhasebe tarafı benim için girişimci olur olmaz tek başıma yönetmek zorunda kaldım. İki nokta oldu ki ben ikisini de hiç bilmiyormuşum. Yaklaşık 20 yıldır iş hayatındaydım şirket kurduğumda. Ancak iş hayatının hiç tanımadığım yönlerini girişimci olarak gördüm. Ve şu benim için çok kıymetli oldu açıkçası. Ben kadın girişimcilerden öğrendim. Dolayısıyla kadın girişimcilerin birbirlerini desteklemelerine çok inanıyorum. Ben de bugün elimden geldiğince bunu yapmaya gayret ediyorum. Çünkü
Maaşlı hayata geri kaçmak benim için kolay olandı. Bu yola çıktığım zamanlarda da beni tutan hep gene benden önce girişimci olan kadınların aktardığı hikayeler ve bu hikayelerin verdiği umut oldu. En zor noktası sanıyorum bu 3 yılı geçmek. 3 yıl geçirdikten sonrası çok daha kolaylaşıyor ama 3 yılın çok kritik bir dönem olduğunu düşünüyorum. Peki genel olarak baktığınızda siz aynı zamanda Kagider'in de yönetiminde yer almıştınız ve pek çok eğitim gerçekleştirdiniz. Birebir girişimci kadınlarla bir arada oldunuz, onlara eğitimler verdiniz. Gözlemleriniz neler? Girişimci kadınlar en çok hangi engellerle, hangi sorunlarla karşılaşıyorlar ve bu sorunları nasıl aşabilirler? Tavsiyeleriniz neler olur? Kagider'de yönetim kurulunda olduğum dönemde de gönüllü olarak çalışmaya devam ettiğim, gururlu üyesi olduğum bu durumda da aslında hep aynı şeyi görüyoruz. Kadınlar bilgiye erişim, finanse erişim, pazara erişim konularında zorlanıyorlar. Dolayısıyla bunların bir bütün olarak temsil edilebilmesi kıymetli. Bir de kadınların rol modellere ihtiyacı var. Dolayısıyla yalnız olmadıklarını bilmek bunların tamamına erişmeyi de kolaylaştırıyor. Dolayısıyla aslında bu tip sivil toplum kuruluşlarının daha fazla örnek oluşturabilmek ve destek verebilmek adına çok ciddi değeri var bence. Peki sizin tavsiyeleriniz neler olur? Yani bir kadın bir iş kurmak istiyorsa, demin dediniz ya hani ay sonunda biliyoruz ki maaş yatıyor bankaya, kurumsal hayatta böyle. Bu bir konfor alanı yaratıyor. Pek çok kadın da bu konfor alanından çıkmakta zorlanıyor. Yani cesaret edemiyor. Tavsiyeleriniz neler olur? İşini kurmak isteyenlere tavsiyeleriniz neler olur? Ya da kurmuş daha yeni yolun başında onlara tavsiyeleriniz ne olur? İki durum içinde sizin bence tavsiyeleriniz çok kıymetli olacak. Ben şuna çok inanıyorum. Cesaret kıymetli. Ve girişimciliğin içerisinde tutku ve cesarete ihtiyaç var. Tutku duyduğunuz bir işi yapmalısınız. Ben sosyal iyiliğe çok inanıyorum. Toplumsal faydaya çok inanıyorum. Ve bildiğini birilerine aktarmaya çok inanıyorum. Dolayısıyla bu üçünü çok severek yapıyorum. Çok severek yapıyor olmak aslında iyi yapıyor olmayı da bence elinde sonunda hepimiz için getiriyor. Çünkü sevdiğiniz bir şeyi tutkuyla yaptığınız bir şeyden vazgeçmiyorsunuz. O yüzden öncelikle çok sevdikleri bir işi yapmalarını öneririm. Aynı zamanda bir ihtiyaca çözüm bulmak bence her girişimcilikte çok kıymetli. Ben örneğin dünyanın daha fazla iyilik peşinde gideceğine inanıyorum ve şirketlerin de çalışanlarına zaman içerisinde daha fazla gelişim için fırsatlar yaratacağına inanıyorum. Dolayısıyla yapıyor olduğum iki işin de yani sosyal fayda işinin de eğitim işinin de bir geleceği olduğunu düşünüyorum. Şekil değiştirebilir. Eskiden sınıflarda yapıyorduk, şimdi ekran başında yapıyoruz ya da eskiden sosyal fayda projeleri daha sponsorluktan dönme işlerdi. Şimdi daha içeriye odaklı, daha paydaş birliğiyle yapılıyor. Yapı değişiyor ancak bunlar ihtiyaç. Dolayısıyla ihtiyacı iyi ölçümlemek lazım. Üçüncüsü bir girişimcinin muhakkak bence işbirlikçi de olması lazım. Hiçbir işi tek başına ben kendim yaparım dediğiniz zaman o iş tek başına yapılamıyor. İyi çözüm ortaklarına ihtiyaç var. Üretim sektöründeyseniz ürününüzü kimi ürettireceğiniz, satış sektöründeyseniz satış ağlarınızı kimlerle kuvvetlendireceğiniz, bizim gibi hizmet sektöründeyseniz hizmet paydaşlarınızın kimler olacağı işin kalitesi için de çok önemli. Dolayısıyla kaç çalışanınız olduğundan çok kaç kurumla paydaşlık yapıyor olduğunuz, kaç kurumla beraber devam edebiliyor olduğunuz sürece kıymetli ve önemli. Bir diğeri bence her girişimcinin iyi bir hukuk müşaviri ve iyi bir mali müşaviri olması lazım. Çünkü yönetici olmak her zaman yeterince iyi hukuk bilebilmek ya da her zaman yeterince iyi mali konuları bilebilmek anlamına gelmiyor. Ve bu ikisi parayı kazanan taraf siz olduğunuzda doğru yönetebilmek için de kıymetli ve önemli. Peki demin dediniz ki cesaret gerekiyor. Ben ona takıldım. Kadınlar nasıl cesaret gösterip de kendi işlerini kurabilirler? O cesareti gösterecek adımı
nasıl atabilirler? Hiç sermayesi olmayabilir. O adımı nasıl atacak? İş fikri var ama güvenemiyor. Olur mu olmaz mı? Evet tutkulu, evet seviyor, evet bir ihtiyacı gideriyor ama bütün bunları hayata geçirebilmek için o ilk adımı atmak, cesaret göstermek çok önemli. O cesareti nasıl atabilirler? Şimdi bu cesareti en kolay atanlar bence ihtiyaç anında atanlar. Yani şöyle düşünün, pek çok hikaye vardır, pek çok kadın başarılı hikayesi vardır. Kadın mecburdur çocuğunu büyütmeye, ailesindeki sorumluluğu üstlenmeye, devam etmeye ve o yolda yalnız kalmıştır. Bu yalnızlığın pek çok sebebi olabilir ama artık yalnızdır ve yalnız ilerlemek zorundadır. Bu durumda başka bir şansı olmadığı için zaten o kadın iş hayatına ya da girişimciliğe atılıyor. Dolayısıyla bazen cesaret zorunluluktan geliyor. Benim ikinci gruba daha çok sözüm var. Çünkü konfor alanından çıkmak da hazır olan. Yani güzel bir fikriniz var, kendinizi hazır hissediyorsunuz ve işe adım atacaksınız. Ancak düzenli bir maaşınız var. Hele o maaş geçinme standartlarınızı da karşılayabiliyor ise ve hatta aile içerisinde bir kadın ve bir erkek çalışıyorsa ve bu durumda erkeğin maaşı sabit değilse kadınlar sabit maaşla devam etmeyi tercih edebiliyorlar. Burada cesaretin şöyle bir önemli adımı var. Büyütebilirsiniz girişiminizi. O sizin ve siz onu istediğiniz yere kadar götürebilirsiniz. Dolayısıyla hayal ettiğiniz yolculuk sizin yolculuğunuz olabilir. Ben pek çok kadın hikayesi biliyorum ki aslında çok küçücük başlayan, ki benim de öyleydi, bir ortağımla beraber minicik bir odada başladı benim hikayem. Dolayısıyla küçücük başlayan bir hikaye uluslararası bir işe dönüşebilir. Bugün örneğin biz uluslararası hizmet veren bir ajans haline geldik. Dolayısıyla o cesaret adımını sebatla beraber atmak gerektiğini düşünüyorum. Sadece yarın için değil, 10 yıl sonrasına, 20 yıl sonrasına bakarak cesaret etmek lazım. Siz tabii şirketlerle çok temas halindesiniz ve uluslararası arenada çalışan bir ajansın başkanısınız. Gördüğünüz ne? Genel gidişat ne? Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından bir değerlendirme yapabilir misiniz? Şirketler benim gördüğüm kadarıyla hala daha bu eşitlik kavramının ne olduğunu anlayabilmiş değil. Hala daha kadınlar neden çalışma hayatında olmalılar anlayabilmiş değiller. Gidişat ne yönde? Siz ne gözlemliyorsunuz? Ve toplumsal cinsiyet eşitliği neden gerekli? Kadınlar neden çalışma hayatında olmalılar sizce? Ben bunun bir kalkınma konusu olduğunu düşünüyorum. Bir sosyoloji konusu olmanın ötesinde bir ekonomi konusu olduğuna inanıyorum. Zaten rakamlar da bunu destekliyor. Uluslararası araştırmalara baktığınız zaman çalışanlarının kadın ve erkek eşit olduğu şirketlerde verimliliğin daha fazla arttığını ve yönetiminde daha çok kadının olduğu şirketlerde o şirketlerin performanslarının da daha yükseldiğini zaten rakamlar söylüyor. Dolayısıyla aslında iş hayatında kadına ve erkeğe eşit fırsat vermek o şirketin kendisine gelecek fırsatı vermesi anlamına geliyor. Bence bu yüzden çok kıymetli. Hem performansını yükseltebilmek, yani hem finansal performansını hem çalışan memnuniyetini yükseltebilmek hem de yeni fikirler bulabilmek için toplum kadın ve erkekten temsil edildiğine göre şirketlerin çalışanları kadar aynı zamanda yönetim kadrolarının da kadın ve erkekler tarafından temsil edilmesi gerekir bence. Siz şirketlere toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri de veriyorsunuz. Daha doğrusu bu konuda danışmanlık da yapıyorsunuz. Genel olarak gördüğünüz ne? Şirketler eşitliğin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin farkındalar mı? Ve siz bu danışmanlık hizmeti kapsamında hangi çalışmaları yapıyorsunuz şirketlerle? Şimdi kadınlar dünya ekonomisinin gerçekten değerlendirilmeyen en büyük kaynakları ve çok çarpıcı rakamlar var. Bakarsanız eğer dünyada kadın istihdamını %1 arttırdığınızda gayri safi milli hasıla 80 milyar dolar artıyor. Dolayısıyla bizim ülkemizde de eğer kadınların ve erkeklerin ekonomiye eşit olarak katılmasını sağlarsak
kişi başına düşen gayri safi milli hasıla %30 değerinde artıyor. Dolayısıyla kadınlar gerçekten ekonominin henüz değerlendirilmeyen bir kaynağı ve bu şirket politikaları içinde bence çok kıymetli. Bizler şirket politikasının içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir verim arttırıcı unsur olduğunun fark edilmesi için gayret ediyoruz. Ve burada da çok önemli olan şeylerden bir tanesi cinsiyete göre yönetici pozisyonlarındaki sayıların arttırılması. TÜİK göstergelerine bakarsanız işte 2018-2019'larda örneğin %84'e yakın erkek yöneticimiz var. Ancak %16 oranında kadın yöneticimiz var. Dolayısıyla aradaki uçurum gerçekten çok büyük. Yönetim kurulları konusunda bu daha fazla destekleniyor ve bu konuyla ilgili Türkiye'de pek çok sivil toplum inisiyatifi var. Ancak burada da gene oranlar %17'lerde kalıyor. Dolayısıyla aslında Türkiye'de baktığınız zaman şirketlere sorarsanız eğer cinsiyet eşitliğini önemsiyor musunuz diye, evet önemsiyorum diyor. Ancak cinsiyet eşitliğinde bu önemseme işe alırken kadınları eşit olabilir. Pek çoğu şirket buna dikkat ediyor. Ancak onların yönetim pozisyonlarına çıkılması konusunda daha fazla desteğe ihtiyaç olduğu bu rakamlarla aşikar. Dolayısıyla biz kurum içerisinde çalışan kadınların daha fazla yönetici pozisyonuna kendilerini aday görebilmeleri için birlikte çalışıyoruz. Şirketlere de eşitlikçi politikaların geliştirilmesi konusunda destek veriyoruz. Biraz açabilir misiniz? Nasıl bir destekten bahsediyorsunuz ve bu bir eğitim paketi şeklinde mi oluyor? Nasıl çalışıyorsunuz? Bence bu iç iletişim için çok kıymetli bir konu. Hem şirketlerde iç iletişim alanında baktığımızda hem de eş zamanlı olarak şirketlerin sosyal fayda yani dünyaya yaptıkları sosyal fayda açısından da içeride eşitlikçi politikalarla başlamaları çok kıymetli. Dolayısıyla bu bir yolculuk. İşe alım politikalarından başlayıp şirket içerisinde eşit işe eşit maaşla devam edip ki bu çok önemli bir konu biliyorsunuz bütün bu 8 Mart hareketi bile aslında oradan doğmuş yıllar öncesinde ve hala eşit değil pek çok noktada. Üstüne üstlük burada bir acı gerçek daha var. Çalışanlar kadın ve erkek olarak benzer maaşlarla işe alınıyorlar ama çalışanların 40 yaş sonrasına baktığımızda aradaki kadın erkek maaş skalası %25'lere varan oranlarda açılıyor. Dolayısıyla bir muhakkak bir tutkulu liderlik gerekiyor. Çalışanların da kişisel taahhütleri, yöneticilerin de kişisel taahhütleri olması gerekiyor. Neyin yararlı, neyin zararlı olduğu cinsiyetçi politikalarda belirlenmeli. Dolayısıyla atılan her adımın kadına ve erkeğe eşit fırsat verip vermediğine bakmak lazım. Ve kadınları da etkin şekilde destekleyen süreçler oluşturulması lazım. Çünkü bazen çok iyi niyetle yapılan adımlar ters etkide oluşturabiliyor. Örneğin kadınların iş hayatında kalmasıyla ilgili, iş hayatına dahil edilmesiyle ilgili süreçlerde kadınların doğum sebebiyle işten ayrılması durumunda, daha doğrusu izne çıkması durumunda şirketlerin onlara fırsat vermediği ya da kadını işe almak konusunda daha az istekli olduğunu süreçler gösteriyor. Dolayısıyla bu her adımının tek tek çalışılması gereken bir süreç. Ve bu süreçle ilişkili de hem sivil toplum kuruluşlarının çok kıymetli çalışmaları var ki bizler sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmasına çok inanıyoruz. Biz ajans olarak da buna çok inanıyoruz. Aynı zamanda uluslararası arenada da belirlenen kriterlere şirketin kendisini getirebilmesi için bir check-up ve beraber düşünme süreci diye adlandırabiliriz burada verdiğimiz çalışmayı. Yani şirketin eşitlik röntgenini çekiyorsunuz, bir durum tespiti yapıyorsunuz. Sonra da onlara neler yapılması gerektiğini mi raporluyorsunuz, sunuyorsunuz? Evet, aslında yapılması gerekenleri birlikte yönetiyoruz. Yapıyorsunuz, hayata geçiriyorsunuz. Evet. Yani biz bir ajansız dolayısıyla aslında bunu hem çalışanlar nezdinde hem de o şirketin çalışanlarıyla beraber kuruyor olduğu liderlik politikaları içerisinde uyarlıyoruz biz. Peki sizin başka yaptığınız bir hizmet daha var. O da şirketlerin hikayelerine yönelik. Öyle değil mi? Onu biraz açabilir misiniz? Ne yapıyorsunuz? Her iletişim şirketi aslında hikaye yazarıdır. Çünkü
markalar hikayeleriyle varlar. Dolayısıyla biz kurumlara ve liderlere onların hikayelerini yazarken o hikayelerin aslında kurumların değerlerini öne çıkartacak şekilde var olması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bunun hem bir iç iletişim hem de aynı zamanda dış iletişim için çok önemli bir aslında yol olduğuna inanıyorum. Çünkü artık hikayeler o kadar hayatın içerisinde ki düşünün hani Instagram'ın storiesinden tutun da LinkedIn'in storiesine kadar hikayelerimiz var. Ve hikayeler bence aslında ruhu olan datalar. O yüzden şirketlerin hem çalışanları arasında hem de müşterileri için bu hikayeleri toplamaları, geliştirmeleri gerektiğine inanıyorum. Aslında bizler kendimizi iletişim danışmanı derken bir yandan da bizler hikaye anlatıcısıyız. Çünkü hem markaların hem de liderlerinin hikayelerini toplumla buluşturmaya gayret ediyor bizim mesleğimiz. O yüzden de hikayeler o şirketlerin hem itibarının çok önemli bir parçası hem de aslında gerçeklerinin en kıymetli göstergesi. Bunu iki farklı aşamada kullanmak mümkün. Bunlardan biri benim çok önemsediğim şirketin amacının aktarılması ve bu amacın değerlerle de şekil bulması. Dolayısıyla şirketlerin değerlerinin hikayeler yönünde anlatılıyor olmasını çok önemsiyorum. Ve şirketlerin de böyle anlamlı hikayelerinin çalışanları tarafından paylaşılmasının iç iletişimde çalışanın hem şirketine verdiği değer hem de birbirini anlaması kısmında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu iç iletişim tarafı. İkincisi ise aslında her şirketin bir hikayesi var ve yaptığımız her çalışmada birilerinin hayatını değiştiriyor. İşte bu değiştirme anlarının hikayelerini doğru aktarmanın, burada iyi bir hikaye anlatıcısı olmanın liderlik yetkinlikleri arasında, yeni dönem liderlik yetkinlikleri arasında çok kıymetli bir rolü var. Ben bunu aracılık etmeyi de açıkçası çok seviyorum. Peki hangi araçları kullanarak aracılık ediyorsunuz? Bir eğitimler veriyoruz bu konuyla ilgili. Hem liderlerle birebir çalışarak yaptığımız eğitimler var. Hem de aynı zamanda şirket içerisinde çalışanların hikayelerini topluyoruz değerlerle ilgili. Daha sonra onları gruplayıp şirketi anlatacak halde tekrar hem çalışanlarıyla hem de müşterileriyle buluşturuyoruz. Çok güzel çalışmalar, çok güzel bir söyleşiydi. Aynı zamanda sizi yakından tanıma fırsatı bulduk. Bu güzel söyleşi için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim.